Evet, Profesör Doktor Adnan Sayar bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neden akciğer tümörleri bu dönemde arttı? Sigara kullanımının artmasıyla kadın ve erkeklerde akciğer kanserinden ölümler tüm kanserler içinde ikinci sıraya yükseldi. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan sigara tüketimidir. Ama bunun dışında birçok sebeple de akciğer kanseri oluşabilir. %80 sigara etkili sebeplerden bir tanesidir. Gerçekten anlamak mümkün değil hocam. İnsan bir organını bu kadar hor kullanır mı yani akciğerlerini? İnsan kendi kendini resmen zehirliyor sigarayla. Nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi bundan yaklaşık 15 sene öncesine kadar hatta daha da eskilerde sigara içmek iyi bir şeydi. Bir sosyal iletişim yoluydu. Fakat sonra etkileri ve sigara endüstrisinin üzerindeki baskıların artmasıyla sigara kötü ve yasaklanan bir alışkanlık haline geldi. Evet. Doğal olarak çünkü çok ciddi zararları saptandı. Evet. Sigaranın kötü etkisi ne yazık ki 10-15 yıl gibi sürelerle devam ediyor. Ve bir 15-16 yılın sonunda ancak insanlar sigara içmemişlerle aynı oranda akciğer kanserine yakalanma riskine sahip oluyorlar. Yani bu riski atmak için bugün bile geç değil, bugün dahil bırakın 5-10 yıl içerisinde içmeyen bizler gibi aynı seviyeye gelebiliyorsunuz diyebilir miyiz? Diyebiliriz evet. Süper. Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi kafeler gitti. Neredeyse bütün çay bahçeleri gitti. Nargileciler çıktı ortaya. Nargile ya, o de da aynı, tütün. Aynı şeyi veriyor evet. mu hocam? Aynı Nargile tasarı. De diğer bütün tütün ürünleri gibi aynı kanserojen etkiye sahiptir. Sigaralar endüstri ürünü olduğu için biraz daha bakanlıkların, Sanayi Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü altındadır. Fakat nargilede kullanılan, hazırlanmış, satılan tütünlerde ise bir kontrol yoktur çoğunlukla. Bunlara bağımlılık yapıcı bir takım maddeler eklenebilir, keyfi arttırıcı bir takım maddeler eklenebilir. Ve toksik düzeyi en az evet. diğer tütün mamulleri kadar yüksektir. Bu kötü alışkanlık tabii etraftaki insanları da çok rahatsız ediyor. Ben özellikle şundan da çok rahatsız oluyorum. Hani sesim benim çok kolay etkilenir. Hemen sesim kısılır. İşte saçlarımız bile kokuyu çekiyor. Bir montunuzu asıyorsunuz. Montunuz asıldığı bölgede işte Aynen. sigara kapısı falan bir şey varsa oralardan duman geliyor. Yani başlı başına kötü bir alışkanlık. Ama biz biraz daha akciğerlerimize dönelim. Konuyu biraz daha spesifik Bence hale getirelim. Bence belirtiler evet çok önemli. Yani bir akciğer kanseri olup olmadığının belirtisi nasıl? Bir onun altını çizelim mi? Akciğer kanseriyle ilgili kötü olan taraf şikayetlerin başka birçok hastalığın şikayetiyle karışması. Yani soğuk algınlığı, grip de olabilecek şikayetler ya da uzun süreli sigara içenlerin şikayetleri akciğer kanserinin şikayetleriyle neredeyse birebir aynı. Yani zaten öksürüyor, sigara içtiği için evet. öksürüyor deyip doktora gitmiyor. Evet ve bu doktora müracaat tetkiklerin başlama sürecini uzatıyor. Ama genel olarak sayarsak 45 yaşın üzerinde geçmeyen öksürüğü bulunan, 15 günden daha uzun süre devam eden öksürüğü olan, bir tek kez dahi kanlı balgama olmuş veya bol balgam çıkarmış, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık hali olan birisinde mutlaka çok ciddi şüphe gerekir. Bu şikayetler 15 günü aşacak süre boyunca devam ettiyse mutlaka doktora gitmek gerekir. Aile hekimlerine ulaşmak çok kolay. Aile hekimlerine, göğüs hastalıkları uzmanlarına ya da göğüs yaralarına mutlaka müracaat etmek gerekir bu şikayetle. Evet, ben biraz aslında bu işin tedavisinin son 20 yılda ne kadar arttığını, ne kadar güzelleştiğini de aslında belirtmek istiyorum. Çünkü benim asistanlık dönemimde akciğerin bir tanesini alalım ya da almayalım gibi tanıda ikilem vardı. Şimdi bırakın akciğerin kısım kısım bile alıp temizleme şansına sahip olabiliyor. Çok güzel bir cerrahi başarı gösteriyorsunuz. Bu konuda biraz kimler teşhisten sonra ameliyat edilebilir? Ne yazık ki akciğer kanserinde ameliyat edilip tedavi edilebilen, daha doğrusu tedavi şansı ameliyat da olabilecek hasta grubu çok sınırlı. Bu %15'lerde olduğu söyleniyor. Yani %85'i göğüs büyük. Cerrahisine gelemiyor. Hastalığının tanı konduğu andaki yaygınlığından, lenf bezlerine veya uzak organlara sıçramasından ya da hastanın ileri yaş nedeniyle genel fizik kondisyonunun düşük olmasından dolayı ameliyat edilemiyor.
bu %15'lik grupta da erken evre olanlar, yani tümörü küçük, 3 santimden küçük, lenf bezlerine yayılımı olmayanlar da çok iyi sağ kalım elde edilebiliyor. Ama ne yazık ki bütün bu tanı yöntemlerinin yaygınlaşmasına, her ilde, ilçelerde büyük hastanelerin kurulmuş olmasına rağmen hastaların geç gitmesinden ve hastalığın saldırgan olması nedeniyle hastalar ileri evrelerde müracaat ediyorlar doktorlara. Tedavi için en iyi seçenek cerrahidir sözü doğru değildir. Bazı hastalarda direkt cerrahi yapmak mümkündür. Bazılarında ise önce onkolojik tedavi, kemo radyoterapi, sonra cerrahi ya da sadece kemoterapi en ideal tedavi olabilmektedir. En iyi sağ kalımı yakalayabilmek açısından. Evet. Yani ameliyattan önce kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerle kullanılan bazı hastalarda vardır. Evet, böyle vakalar da var. Ben şöyle düşünüyorum. Tümör seçeneği var mı yok mu soru işaretini kişi sigara içtiği zaman kesin bende tümör çıkacak korkusuyla doktora gitmekte daha da gecikiyor. Veya kendini geciktiriyor. Korkuyu, çünkü yüzleşmek istemiyor. Ama hiç sigara içmeyen bir insan ağzından bir kere kan gelse herhalde 50 tane tetkik yaptırmak için kapınızı çalıyor. Ben burada şey istiyorum, yani bu insanlar ne yapsınlar? Küçük bir tümör şüphesi var veya bir kanlı balgam çıktı veya 3 aydır süren öksürüğü var. Nasıl bir tedavi veya tanı sürecinden geçiyorlar? Birincisi, beklenmedik şekilde uzun süren veya formu değişik bir öksürük başladıysa insanda, özellikle bu insan sigara içen bir insansa, mutlaka hekime müracaat etmek lazım. Kanlı balgam çıkmasını beklemeden. Yapılacak tetkikler çok kolay. Öncelikle bir düz akciğer grafisi ve doktor muayenesi. Sonrasında da tomografi görmek gerekir, bilgisayarlı tomografi. Bunlar hastalığa yaklaşım için en temel tetkiklerdir. Rutin kan biyokimyası vesairenin yanında bu ilk tetkikle akciğer kanseri varlığı ekarte edilebilir ya da doğrulanabilir. Bu daha sonradan tedaviyi yönlendirecek diğer tetkiklerin başlamasını sağlar. Ne yazık ki bir tarama yöntemi yok. Yani sigara içen ve belli oranın üzerinde sigara içen 55-75 yaş arası en riskli gruptur. Hı hı. Bu insanları biz tarayalım ve yakalayalım. Dolayısıyla erken tetkikle hastalar daha uzun yaşasınlar diyebileceğimiz ispatlanmış bir yöntem yok. Sadece bazı ülkelerde geniş hasta sayılarıyla yapılmış düşük doz tomografi çekilerek uygulanan bir tarama yöntemi var. Bundaki sonuçlar bir takım aleyhinde parametreler de olsa ümit vaat edici olabilir. Hocam ancak, mesela hastanın tedavi sonrasında da bir değişiklik oluyor mu hastada? Yani akciğerle ilgili, çünkü yapılan cerrahilerde ya da bir müdahale olduktan sonra sanki eski konforuna ulaşmıyormuş gibi bir şey kalmış. Normalde hastalar akciğer tümörü için anatomik rezeksiyonlar yapılıyor. Yani sizin önceden dediğiniz gibi bütün bir akciğer alınmasından ziyade mümkünse tek bir lobunun alınması, mümkünse de bunun endoskopik, videotorakoskopik yöntemlerle yapılması tercih ediliyor. Normal sınırlar içinde solunum kapasitesi olan hastalarda bir lobun alınması aşağı yukarı bir %10-15'lik kayba sebep oluyor. Bu da solunum kapasitesi yeterli olan hastalarda 6 ay sonra hissedilebilir bir fark değildir. Ancak bazen çok limitlerde işlem yapmak gerekiyor. Hem hastanın solunum kapasitesi sınırlı oluyor, hem de bütün akciğeri almak gerekiyor tümörün bütünlüğünü bozmadan çıkarabilmek için. Ama gene de yapılan hesaplar hastanın ameliyat sonrası konforlu bir şekilde yaşayabileceğini varsayarak yapılıyor. Sabah bu saatlerde insanlar artık gerçekten sigarayı içmeyi de bırakmak için bu bilgileri almış olması lazım, evet, diyorum. Ama bir de güncel gelişmelerde bir akciğer naklinden konu açmak istiyorum. Hocam akciğer nakli çok güzel, harika bir gelişme. Ama kimler akciğer nakline ihtiyaç duyar? Mesela canlı vericiden olabiliyor mu? Evet. Akciğer nakli tüm dünyada 90'lardan sonra gelişmeye başladı. Bizim ülkemizde de bir 5-6 senedir yapılabiliyor birden fazla merkezde. Sonuçlar oldukça iyi. Son dönem oksijene bağımlı
hastalarda akciğer nakli kullanılabiliyor. KOAH hastaları mı? KOAH hastaları, iltihabi hastalıklar, bronşektazi gibi ve interstisyel akciğer hastalığı dediğimiz akciğerin sertleşmesiyle devam eden ve aslında yaşam süresi çok kısa olan, hızlı seyreden bir hastalık grubunda akciğer nakli 3 ana endikasyonu oluşturuyor. Dediğim gibi sonuçları diğer solid organ nakillerine göre fena değil. İyi bir yaşam süresi sağlanabiliyor. Fakat canlı nakillerde tabii iki ayrı donörden akciğer almak gerektiği için karaciğer ve böbrekteki gibi değil. Çok rahat değil o zaman. 3 kişi toplamda ameliyat ediliyor. Ancak organ bağışının bizdeki gibi sınırlı olduğu ülkelerde örneğin Japonya'da yapılan nakillerin çok büyük bir bölümü canlıdan yapılıyor. İki donörden alınıp bir alıcıya implante ediliyor ve sonuçlar da oldukça iyi. Burada bir kez daha organ bağışının ne kadar gerekli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu vurgulayalım. Çünkü gördüğünüz gibi hani akciğer nakillerinde de daha çok organ bağışı olsaydı canlıdan nakil gerekmezdi, değil mi hocam? Evet, çok doğru. İdeal olanı kadavradan nakildir. Ülkemizde canlıdan nakillerde çok büyük bir başarı var ve bağışçı da yeteri kadar bulunabiliyor. Ama önemli olan kadavradan nakil sayısını arttırabilmek. Dolayısıyla da organ bağışının artması gerekir ülkede. Kesinlikle. Evet. Organ nakli kararı verildiğinde hastayı nasıl hazırlıyoruz? Özellikle canlılar ve hastanın kendisi zaten hazır da canlıların hani sonrasındaki performansları, akciğerlerinin azalacakları, yani bir takım süreç yaşanacak mı? Canlı nakillerde verici olanların solunum kapasitelerinin yaşlarına, boylarına ve kilolarına göre olması gerekenin en az %80'inde olması gerekir. Ve bu insanlar akciğerlerinin alt lobları alınıyor genellikle. Bu da her bir tarafın 1/3'lük kısmı gidiyor. Kısmı gibidir. Alınmasıyla kaybedecekleri solunum kapasitesi oranı %15 civarındadır. Bu 6 ay sonra %10 ile 15 arasında bir yerde sabitlenebilir. Hı hı. Canlı nakillerden dolayı akciğerin bir bölümü alınan insanlarda ölüm oranı yok denecek kadar az. Dolayısıyla da bazı ülkelerde bu yapılmaya devam ediliyor. Demin de söylediğim gibi Japonya gibi Asya ülkelerinde dini sebeplerle bağışın olmadığı ülkelerde. Evet. Bizde de bir süre sonra mutlaka gündeme gelecektir. Ama Sağlık Bakanlığı'nda çok ciddi eğitim faaliyetleri var. Bu konunun arttırılmasına dönük. Biliyorsunuz televizyonlarda reklamlar dönüyor. Bununla ilgili çalışan Hayata Bağış Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşu var. Dolayısıyla kadavradan bağışların da her geçen gün arttığını biliyoruz ülkemizde. Evet. Profesör Doktor Adnan Sayar, çok özel bilgiler verdiniz bize. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.